Göçmen köyde sirk çadırı kuruldu. İki tanedir, bir büyük bir küçük çadır vardır. Ve dıştan baktığınız zaman çadırın yapısında, mimari yapısında ne kadar büyük olursa olsun orta noktalar vardır ve direk vardır. Eğer orta direkte bir sorun olursa çadır çöker. Mimari olarak da binayı şekillendirirsiniz ama şekillenen ve tasarlanan binayı ayakta tutacak hesabı kitabı yapacak olan da mühendistir. Tabii ki mimar da mühendislik düşüncesini ve binanın yük dağılımına göre sütunları, kolonları yerleştirebilir. Toplum için de bu geçerlidir ve insana bir bakınız. Böyle insanın bütün canlıların neredeyse omurgalı ve omurgasız diye ayırırlar. Ve o omurgalı olanların omurgası denge unsurudur. O vücudun duruşu ve hareketi de dahil. Toplumların hayatlarında da baktığınız zaman ekonomik hayatla birlikte bir orta direk yapısı vardır. Toplumun uç fakirlikleri ve uç zenginlikleri elbette önemlidir. Ama toplumu bu uç noktalardaki sorunlar bile ortayı ne kadar etkilerse o kadar etkilidir. Yani toplumun yoksulluğu ortaya direği de kapsadığında kırmızı alarm verilir. O çok zengin olduğunu varsaydığımız yüksek gelir gruplarının o yaşadıkları sıkıntılar orta direği de etkilediği zaman sorun büyür. Orta direk genel anlamıyla geliri ortada olan ama ekonomik yapıda baktığınız zaman esnaf ve zanaatkarlar bir anlamda ekonominin orta direğidirler. Ekonominin orta direğidirler ve bu orta direkte sorun varsa memlekette sorun var. Orta direğin verilerini masaya yatırırsanız sağlıklı olarak elde edeceğiniz sonuçlar daha geniş çaplı bir araştırmaya gerek olmadan size bu durumun ne olduğunu anlatır. En büyük gelişmiş sanayi ülkelerine bile gidiniz, örneğin Almanya'ya. Küçük ve orta ölçekli işletmeler %90 oranının üzerindedir. En ağır sanayi toplumlarında bile. Ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin aile işletmesi karakterini taşıyanların da ayrı bir sosyal ve ekonomik önemi ve değeri vardır. Çünkü bu tür işletmelerin dayanışma içerisinde bir üretimi vardır. Aidiyet ve sahiplenme ile ilgili de avantajları vardır. Şimdi bizim toplumumuza geldiğimiz zaman elbette esnaf ve zanaatkar yapısı bizde çok büyük ölçekli sanayici olmadı yıllarca. Çok büyük ölçekli tüccar da olmadı yıllarca. Büyük ölçeklikle biz küçük ve orta ölçek nitelikte olduk. Hayatın her alanında gerek ticaret gerek sanayi, esnaf ve zanaatkarlık konularında. Zamanla bu büyüdü. Şimdi ben bir zamanlar Lefkoşa'da say deseniz bana gittiğimiz berberleri sayardım size. Evet. Sayardım. Şimdi örneğin Küçükkaymaklı'da Şehitler Anıtı'nın merkez koyu bir böyle bir ne diyeyim ama işte 1 kilometre çapında bir daire çizin. Herhalde bir 30-40 tane bu berber kuaför bulacaksınız içerisinde. Kuaförü de koyarsanız daha fazla. Daha evet. Fazla. Ve öyle bir esnek durum var ki bu yıl kaç tane esnaf iş yerini kapattı, kaç tanesi açtı. Hesabını bilene tam olarak aşk olsun. Ve bu konuları konuşmak üzere Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü sevgili Hürrem Tulga üstü konuğumuz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Evet. Biliyor musunuz ne kadar küçük ve ne kadar esnaf ve zanaatkar var? Ne kadarı ki kaç üyeniz var? 10 bin. 10 bin. Bu 10 bin kusur. üyenin ne kadarı aktif, her sene kaç tanesi değişkendir?
Biliyorsunuz bizim okullarda, aynen öyle, ilkokullarda özellikle bazı bölgelerde öğrenci sayısı hep değişkendir. Evet, evet. Bazı yerlerde nüfus değişkendir. Sanıyorum üyeleri en oynak sayısal anlamda bir numaralı örgüt de sizsiniz. Evet, çok iyi de söyledin. Hayvancılar Birliği ile konuşuyoruz. Daimoğlu ile konuşuyoruz. Evet. Ben dedi herkesi tanırım. Lan ne biçim adamsın sen dedi bana. Gel de tanı dedim. Gel de tanı dedim. Sadece Lefkoşa'da kurulan yeni işletme sayısı bu sene itibariyle, yani geçen yıl itibariyle, 2016 sonu itibariyle kurulan iş yeri sayısı 1200. Sadece kayıt Lefkoşa. Olan, evet, kayıt yapan. Yeni kayıt yapan. Evet. Yeni açan anlamında ya da yeni kayıt anlamında ama yeni açan yaklaşık 1200. Düşünebilir misiniz? Ben siz yalnız Lefkoşa'dan bahsediyorum. Lefkoşa belediye sınırlarından bahsediyorum. Yani şey değil, Değirmenlik falan da değil. Ya da Gönye'yi de değil, biliyorsunuz. Ayrı belediye sınırlarıdır. Şimdi o 1200 kişiyi siz nasıl tanırsınız ki? Yaklaşık yine Girne'deki sayı, rakamlardan konuşmak gerekiyorsa 900 bin aralığındadır Girne'de. Belediye sınırlarından bahsediyoruz. Şimdi Naimoğlu dedim, gel de sen çok dinamiksin, bizden de gençsin. Tanıyalım bu insanları. Mümkün mü? Zaten tanımaya çalıştığın zaman yenileri açılıyor, yenileri kapanıyor. Böyle bir dinamizm. Orada durmuyor ki. Bu orada kadar kolay ki mı açmak ve kapatmak işte, kolay. Kapatmak koşullar sizi kapattırıyor. İkisi de zor, biliyor musunuz? Ama şöyle söyleyeyim. Bu çok ciddi bir veridir ve epey çalışarak ulaştığımız bir veri olduğu için söyleyeyim. Bizde açılan işletmelerin %70'i kapanıyor. Dünyada %70'i kapanıyor. Bir dakika. Evet. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkar Odası'nın örgütlenme alanı içerisinde açılan yeni iş açan yerleri, yeni açılan yeni iş. Bu şeye benzedi, o şu evlilikler işte bir 7 ayda bir bu kadar sende korkunç bir biter. Çok korkunç. Bu ona benzedi. Tamamdır. Ne için zaten evlilikler bozuluyor, aile kurumu sarsılıyor, dostluklar, hırsızlık deniyor vesaire. Niçin? Her taraf suç unsuru oldu deniyor. Niçin? Niçin? Zaten temeline bakmazsanız meselelerin, esasına gelmezseniz eğer meselelerin, bunlara söylemeye devam ederiz. Yani insanlar suç işlemek için mi doğar? Ya da öyle eğilimli mi doğar yani insanlar? Onu mu kabul edeceğiz? İşte hep duyarsınız, gazete manşetlerine de yansıdı. Mahkeme kapılarına 4 yılda bir işte ortalama bir davayı bitirme süresi. Yani dosyaya ulaşmanın imkanı kalmadı artık mahkemenin, dosya görmenin kabiliyeti içerisinde değil mahkemeler artık. Ne için? Sadece çünkü vazbatalık olan dava sayısı 71'e çıktı. Yani hapislik aşamasındaki dava sayısı, hapisliği tartışılan dava sayısı, alacak verecek davası değil. Onlar ayrı mı? Ayrı davalardır, biliyorsunuz. Evet. Hapisliği iyi istenen dava sayısı. Eğer 71'e çıktıysa gelin ve artık bir değerlendirmede bulunalım. Şimdi bu noktada siz mahkemeden şunu bekleyebilir misiniz? Bu davaları gör, dava. Adil ol, evet. Adil ol diyebilir misin bir mahkemeye? Nasıl adil olabilir ki? Şimdi olsa ne yazar? Bir dakika. Her davanın sonuçlanması yani için bir süre hesaplayalım. 4 yıl işte. Onu söylüyorum. Ben. Hayır, böyle hızlansa bu 70 bin davayı hızlansa bile bir haftada bitireceğini varsaysak. Evet. Her davayı yani. Evet, her davayı bakalım. Bir haftada bitireceğini varsaysak. Hesaba koyun. 70 bin dava dediniz. Dava tabii ki dosya. Dosya. 70 bin dosyadan bahsedersiniz. Evet. Vallahi ben bu hesabı bu canlı yayında yapacağım. Her dava bir haftada sonuçlanırsa. Tabii. Eğer, evet. 70 bin haftada biter. 70 bin hafta ister. Evet. Değil mi? Doğal olarak. Bunu doğal olarak. 50 70 bin hafta. Çarp 7 diyelim. Nasıl? Çarp 7 diyelim. Yok, şeye bölsek kendisini. 52 haftaya. Tamam, o da olur. Ha, yılları bulmak için, evet. 1346 senede biter bu davalar. Anladım. Herhalde değerli izleyenler, 70 bin esnafın davası var. Her biri bir haftada bitse bir yıl evet 52 hafta, tamam. 52 hafta hesap hatası yapmadık. 52 haftaya böldüğümüzde 1346 senede biter. Orada bir yanlışlık yapmış olmayalım. Orada bir yanlışlık yapmış bir dakika, olmayalım. Bir dakika. 70 bin. Evet.
böl 52. Evet. 1346 sene. Çarpalım yendin 52 ile 70 bin tamamdır. 1346 seher dava bir hafta gitse 1346 sevgili Ziba Kiraz. Sevgili hocam iyi yayınlar, iyi ki kavuştuk, konuştuk ayol. Nasılsın şükür kavuşturana? Ne araya sormuyorsun sevgili Tolga'cığım, hoş geldin canlı yayınımıza, kanal temize. İyi günler, iyi günler. Duydun mu Ziba'cığım, duydun mu? Esnaf Bey'de 70 bin dosya var davalık. Her hafta bir tanesi bitse 1346 senede mahkeme, tamam mahkeme temizler bu dosyaları. Maşallah, maşallah. Sevgili Hasan Asver hocam. Buyur. Sen çok iyi biliyorsun. Senin zamanındaki dosyalarda, mosyalarda. Ama neyse, boş ver onları sen. Senin sağlığın, ailen, torunlar, çocuk. Sen iyi Allah'a misin? Şükürler olsun. Seni çok özledim. Hani gelecektin? Geleyim ya bir gün mutlaka. Bu hafta çıkmadı ama çıkarsa bile önümüzdeki hafta garanti. İnşallah. Artist Mehmet'in sana çok selamları, saygıları var. Artist Mehmet'in? Evet. Londra'da. Arasında bana, bir şarkı söylesin bize bir gün. Dedi ki bana Hasan Hasreli ararım ama bağlanamadım dedi. Dedim ki ben söylerim Hasan hocama dedim. Çok selamları var değerli Eşi Hanımefendinin de. Aleyküm selam. Sevgili hocam, hiç vallahi kimse arayıp sormaz. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Televizyonun bozuldu. İlhan Necipoğlu'ları, Allah razı olsun, yolladı bir televizyon. Hasan Hasiboğlu, Enver Emin bir kuruş para almaz. Kim, neler, ne diyeyim? Ama Enver Emin gibi iyi insanlar nerede kaldı? Adam gibi adam. Hasan Hasiboğlu. Zaten Hasan olsun da çamurdan olsun. Evet doğru. Arada evet. Biraz ıskarta çıksa da bir şey değil. Yok hayır hayır. Hepsi de benim canım ciğerimdir. Kazımam komutan öyle. Cenk komutan öyle. Hepsi bana yardımcı oldular. Allah razı olsun. Sen de öylesin. Senden de Allah razı olsun. Tamamdır. Sevgili yönetim kurulu başkanımıza o İçişleri Bakanımdır benim. Sübeccan hanımefendiye saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Tüm ailene de saygılar sunarım. Sevgili Tolga sana da selamlar, saygılar. Teşekkür ederim. Beni yayına bağlayan yönetmene de sevgilerimi sunuyorum. Bay bay. Bay bay. Bekliyorum hocam. Evet merak etme. Tamamdır. Evet hocam. Yani bu konu artık yargının temizleme kapasitesinin dışına çıktı. Kesinlikle zaten sonuçlandırdığınızı düşünüyorum. Kesinlikle en az dava bir sayısı 70 bin dediydin. 7 tabii bin ki, değil. Tabii ki yansıdı. 70 binde bahsediyoruz. Evet yani dile kolay. 1346 dile sene. Kolay. Dile kolay. 1400'e ben buldum ona yakın. Daha, bir daha sorgulamaya çalışıyorum. İnanılır gibi değil. Gerçekten. Ve düşünün hapishaneleri. Memleketi hapishane yapsanız işte içinden çıkamazsanız. Bir yöntem bulduğunuzu düşünün. Peki ne olacak? Tamam. Mesele burada. Şu anda zaten mesele o. Ve giderek sorun da kartopu gibi büyüyor. Azalan yerde. Bu ama 2007'den başlayarak. Ama bak sevgili Hürrem bir şey söyleyeyim. Bir iş yeri açılırken o iş yerini açan bir yatırım yapar. Kabul. O yatırımdan dolayı borcu da var. O da tamam. Tamam. Mesele İş orada. Devam ederken bir miktar daha borç yapar. Mesele ne orada. Olursa olsun. Mesele orada. Kapandığı zaman mesele da orada. Piyasayı çarpar. Mesele elinde orada. Olup olmaz. Mesele orada. Dolayısıyla biri söyledi. Yani bazıları biliyorsunuz en çok yeni açılanlar marketlerde, bakkallar da çok açılır. Diyor ki birileri bilerek alır. Açar marketi. Uzun süre, uzun vadeli çekler keser. Ansızın bir kapatır dükkanı 3-5 milyon çarşıyı çarpar. Abi arada burada yapanlar çıkar işte. Bu ortam buna müsait. Zaten böylesi bir ortamda çalma çıkmanın olmaması mümkün değil demeye çalıştım. Bu ortam bunu besliyor zaten. Bu ortam başka türlüsünü yaratamaz ki. Ve sağlıksızlık tabii, hijyen olmayan uygulamalar, standart dışı uygulamalar alıp başını gidiyor. Tabii peşi sıra. Siz çünkü kurum olamazsanız, nispeten bir kurum olamazsanız ya da hayatınızı çevirecek bir noktaya gelemezseniz. Yani şimdi bu kadar. O zaman ne olur? Başlar. Yalan dolan başlar. Sizin örgütlenme alanınızda bu kadar iş yeri
ne kadar kurumsallaşsanız, ne kadar teknolojik destek alsanız bile takibi de mümkün değil, değil mi? Şimdi şöyle söyleyeyim tabii. 30 bin kadar işletme var. 30 bin. 30 bin kadar. Yani reel nüfus, biz nüfustan bahsetmeyelim. Bu ülkede öğrencisini de askerini de sayarak, turistini de sayarak nüfusun, gündelik nüfusun yaptığımız hesaplamalara göre 450 bin civarında olduğudur. 450 bin civarında olduğudur. Aktif, bu, öğrenciler falan hepsi. Hepsi içinde. Hepsi içinde. Gelen turisti de bölerek işte 360 bine aşağı yukarı 450, hadi 500. Tabii bunların bir kısmı hiç dışarı da çıkmaz. Hmm. 500 sayalım ama. 500 bin sayalım. Böyle bir rakam koyalım ortaya. 30 bine böldüğümüzde, kayıt dışını da saymıyorum burada. Kayıtlı işletme sayısı olarak söylüyorum. Çalışma Bakanlığı'nın verileri üzerinden söylüyorum 30 bin rakamını. Allah aşkına 15-20 nüfusa, 15-20 aralığındaki bir nüfusa, yani 18 işte aşağı yukarı kişiye bir iş yeri düşüyor. Yani tüketici olmayan çocuğu da saydım, tüketici olmayan yaşlıyı da saydım. Ve 20 kişiye bir iş yeri. Ülkeye getirdiğimiz nokta budur işte. Tabii biraz fazla bir, yani gerçeğe nüfusa vurursanız 10-15 kişiye bir iş yeri. Kesinlikle. Kesinlikle. Tüketiciyi baz alırsanız 15'in altındadır bu rakam. Allah aşkına. Ve evet, bunun üzerinde... İki rakam söylüyoruz değerli izleyenler. Bir, 70 bin dosyalık dava var. 70 bin dava haftada bir, her biri bir haftada sonuçlansa 1346 sene 30 bin faal iş yerinden bahsediliyor. Ülke nüfusunu 300 bin derseniz her 10 kişiye. Çoluk çocuk. Tabii. 450 bin derseniz her 15 kişiye bir iş yeri var. Dünyada böyle bir örnek var mı? Yok tabii. Çok kesin, çok baktık. Aradık da. Bulmak için de aradık. Yok öyle bir şey. Minimum 200'ün aşağısında, 200 kişinin aşağısında yok. Minimum 200'dür bulabildiğimiz sayı şu ana kadar işletme başı 200'dür. O zaman bu işletmeleri yürümeyecek. Bilinir başında. Zaten mesele burada. İngiliz dönemini hatırlayalım. Herkes söyler onu. 85'te değiştirdik, 86'da değiştirdik tabii. Mesafe vardı, hatırlar mısın? Tabii. Boşuna mıydı yani o? Boşuna mıydı o? Göz göre göre niçin derde soksun ki hükümet kendini? Yani şimdi göz göre göre iflasa niçin sürüklesin ki insanı? Göz göre göre. Genç çocuklarımız da okuyor, eczacı çıkıyor. Eczacılık mesleği de aynı ya şey. Hastahanede ya da eczane açacak. Ya da ilaç deposunda çalışacak. Aynı şey. Şimdi bakıyorsunuz, tamam, dünyada örnekleri vardır. Örneğin İstanbul'da Çiçek Pasajı. O pasajın içinde sadece meyhane ve lokantalar vardır. Ama eczanelerin böyle bir market gibi bir alış, bir şey alış, AVM merkezi yapın, hep eczane olsun içi. Ve insanlar gitsin, para kendi ilaç alsın. Şimdi gencecik insanlar açıyor, oturup bekliyor. Üç kuruş kuruş toplayacak. Ve çok da kötü, devam edeyim. Evet. Ve ne olacak bir müddet sonra? Eczaneden başka da her şeye benzemeye başlıyor. Hayır, ben dedim ki sonuç itibariyle. Eczanelerde ilaç da satarlar. Bravo. Çok güzel söyledin. Oraya gidecek. Gitti zaten. Çoğu eczanemiz o noktaya geldi. Düşünebilir misiniz? Yani biz eczane tanımını da yapmadık. Bakkal tanımını da yapmadık. Market tanımını da yapmadık. Yapmadık. Ama siz de yapılmasına yardım talep ettiniz ve zorladınız mı? Yapmayın. Sorarım ben. Esas yani kavga burada zaten. Ve odanın bu kadar çok hedef olmasının sebebi de bu. Kimse başka yerde de aramasın. Tanım istediğiniz anda zaten, yani ciddiyet istediğiniz anda da herkesin tavır aldığı bir merci olup çıkarsınız. Dün bir kurum olup çıkarsınız. Dün ne istediğinizi bilmeyin yani. Dün olarak oturduğunuz yerde Sayın Günay Çerkez oturuyordu. İş dünyamızdan. Ona birinci başlangıç sorum şuydu. Dün de bir radyo programını yolda dinliyorum. Bir iş adamı, işte devlet dürüst iş adamlarına sahip çıkmalı dedi. Şimdi siz de kalkın deyin ki dürüst esnaf ve sanatkarsa, peki yani dürüst tanımlamasını eklediğin, kategorize ediyorsun şimdi. Dürüst iş adamları, o birleri nedir? O bir başlığın altına ne koyacağı? Örgütlerden bahsediyorum tabii. Ama hayır, ben örgüt şey, ama üyeler bazında dediğinizde. Tabii ki, ama ben zaten artık... Ne yapacaksınız yani bir daha dürüst olmayan? Evet, oraya getirmedik bir işi. Ama ciddi, düzgün, dürüst işler yapmaya kalkışırsanız bilin ki bu büyük bir tehlikedir artık. Bunu bileceksiniz. Standart dediğiniz zaman, kural dediğiniz zaman. Dürüst olanların başı altında kalıyor. Öyle.
Öyle ama çok nettir zaten bu. Bunu artık söylememek için bir neden yok. 4 yıldır söz ettiğiniz ya ne yapıyoruz? 4 yıldır yasa hazır. 4 yıldır ve bekliyor. Bir türlü mevzuat dairesine bile gidemiyor. Mevzuat dairesine. Şimdi Türkiye, aradaki mesafe 200 metre değil. 200-300 metre değil. Sevgili Hürrem Tulga, okullarda virgülün işlevi okudulurken çok klasik bildik bir cümle vardır. Oku sen de baban gibi eşek olma. Oku sen de. Oraya korsan virgül. Oku sen de. Baban gibi eşek olma. Yani baban eşektir. Affedersiniz. Öyle. Ya da oku sen de baban gibi virgül. Eşek olma. Yani okursan baban gibi eşek olman. Yani biz bu insanlar eşek olanlar bedel öder. Tabii ki zaten ben öyle sayarım kendimi. Onu da söylemiş olayım. Gerçekten öyle. Ve hiç aydınmadan da söylerim. Zaten herhangi bir şekilde mevki, makam bizim için önemli değil. Herkes de bilir. Emek koyuyoruz ortaya. Eşek kimi koyuyoruz? Babamın da bana o söylediği. Ha bu işecik. Hep sorarlar bana. Babamın aynen söylediğidir. Eşek gibi çalışan oğlum. Ama bir tek şansın olacak eve geldiğinde oturduğun zaman müsterih olacak. Bizim başka şansımız yok. Sorarlar, hep bunu demiş. Her gelen soran nedir bu eşek diye. Yanına bir de koyun koyacak bunun. Bakacağım bir ara çarşıdan bulayım. Eşeği sevin ama eşek olmayın. Derim. Bir, iki. Eşeği kaybet. Allah fakiri sevindireceğinde eşeğini kaybettirip sonra buldururmuş. Garantisi yoktur eşeği kaybettiğin gibi bulacağına. Evet. Ve en önemlisi be insanlar eşek olmayın ya. Eşek olursanız yük taşıyacaksınız. Binecekler tepenize. Bilir misiniz? Ama şöyle... Yani araya gideceğiz. Son 5 dakikamız vardır. Tamam. Bu noktada size üyelerinizden ya biz işte denedik, kapatıyoruz burayı. Geliyor mu bu insanlar? Sizden yardım istiyor mu? Her gün. Zaten ölüyorsunuz her gün. Her gün o insanlara bitiriyorsunuz. Çünkü o kadar iş işlesiniz ki. Toplum da küçük. Tanıdığımız insanlar bunlar. Onun ızdırabı, bir iş yeri bozmanın ızdırabı kadar daha büyük bir ızdırap olamaz. Hele biraz da geçmişi varsa o iş yerini dağıtmanın, o hatıraları yok etmenin, çünkü emeği oradan yok etmenin acısı kadar gerçekten. Yani onu neyle karşılaştırabilirim? Yani bir evladını yitirmiş gibi olur dersem çok büyük bir abartma da yapmam. Düşünün çünkü artık evine harçlık götüremeyecek durumdadır. Ekmek götüremiyor durumdadır. Çocuğuna harçlık veremez durumdadır. O şartlarda yaşar o insanlar ve iş yeri ancak böyle kapanır. Yani iş yerini kapatmak çok zor bir şeydir. Hele biraz da geçmişi varsa. Çünkü kurmak da çok zor. Gerçekten. Çünkü adam bir iş yeridir. Oraya her gün sabah kalkar gider, ya, akşam evine döner. Ya kalbisini içer arkadaşlar. Ve bir anlamda da tırnak içinde patrondur. Ustadır. Esnaf için. Evet. Ustadır. Ondan sonra orada kapanacak. Evet. Ve iş arayacak mesela. Tabii. Bulabilirse. O noktaya geliyor zaten. Evet, bulabilirse. O seçenekler yok. Yani sevgililer yılında kulaklarını çınlatacağım ama daha gerçekçi konuşsunlar veya izah eder. Kimin? DPÖ'nün, Devlet Planlama Örgütü'nün, evet. Gördüğünüz değil mi geçen gün verisini ve 6 kusura düştü işsizlik, Allah aşkına 6 kusura düştü işsizlik diye yayın yapıyor. Lütfen onun izahını yapsın bize. Arkasından bir yayın daha yaptı sevgili Ödül. Ciddiyetinden bir şeyimiz yok. Ciddiyetine ilişkin bir şey söylemiyorum ama Allah aşkına açıklasın niçin bu böyledir. 6 nokta kusur İşsizlik 6.4 galiba yüzdelik olarak. Bu işsizlik en refah ülkelerde bile o civardadır. En refah ülkelerde bile 6 civarındadır. Çok mükemmel bir şeydir. Orandır yani. 6.4 işsizlik. Ve azalmış da bu ülkede diye yayın yaptı. Verilere göre öyle olabilir ama niçin öyle olduğunu lütfen izah ederek söylesin. Çünkü herkes sormadınız mı? Çok soruyoruz ama o açıklamayı yapmıyor. Sevgili bir türlü yapmıyor. DPÖ müsteşarımız yani sosyal iletişime açıktır. Evet. Severek de yapıyor işi. Severek de yapıyor işi.
ve düşünün. Ama bir taraftan bir veri daha var, o dinleyenlerimizle paylaşalım onu da, verileri siz de seversiniz, onun için söylemekte fayda var. Ama diğer taraftan diyor ki üretime katılma oranı, iş gücüne katılma oranı toplumun %49'dur. O zaman? O zaman nerede bu insanlar? Allah aşkına nerede bu insanlar? Bu kadar yüzde toplumun çalışan, yani, tabii çalışanlar bahsediyor. Çalışan iş, yani çalışma yaşına ulaşmış nüfusun yüzde 6.4'ü işsizse, bu demektir %93.6'sı üretimle ilişkilidir. Öyle tabii, öyle düşünürsünüz. Ondan sonra ama bir rakam daha yayınlar, toplumun yarısı üretimde değil. Nerede bu insanlar o zaman? Avaracı papaz dirileri gömer. Ya, artık vazgeçmiştir çünkü. Başvurmamaktadır, göç etmektedir. Veya öğrenci gibi görünmektedir bir yerlerde. Vaziyet budur. Bu toplumda durum budur. Bunu izah etmek lazım işte topluma. Ve bu yüzde üretime katılma oranı bir toplumda %49'sa eğer, Suriye'deki biliyor musunuz %57-58'dir Allah aşkına. Suriye'de. %65'in üzerine çıkmayan, çünkü üretime katılmayan bir toplumun geleceği olabilir mi? Mümkün mü zaten öyle bir şey? Ülkeler bunların peşinde. İşsizlik değil yalnız mesele. Üretime katma meselesidir. Esas mesele odur. %65'in üzerine çıkmayan hiçbir ülke gelişemez. Hiçbir şekilde gelişme şansı yok. 65'in üzerine çıkmayan. 75 de maksimum sayıdır. O muazzamdır. İskandinav ülkeleri dediğimiz ülkelerdir. Aşağılara geldikçe Orta Avrupa'ya %65. Bakıyorsunuz zaten, farkı da görüyorsunuz. Maharet de buradadır. Bunlar açıklanmadığı için insanlar da küfrediyor tabii bu rakamları gördükleri zaman. Peki, öyle bir araya mesaj da attık. Reklamımız var. Bir de haberlerimiz böyle kısa bir süre arka arkaya. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.